Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün de kanalımızla yeni bir videomuzda sizin karşınızdayız. Bahçemize geldik. Annem, babam, Songül şu an içeride, evin içerisinde. Biz de bahçede babam geçen domateslerin üzerine şöyle kuru otları örtmüştü. Kıra vurmasın diye. Şimdi bu otları alıp kızaran domatesleri toparlıyoruz. Anne var mı domates? Var yavrum. Yani, yiyeceğimiz değil mi? Var. Yani, belki. Yarın pazarda almayız. Almayacak evet. Kadar. Bir dakika. Sen gel tarafa yarım. Yer bir kente. Hele pente domates ne kadar güzel görüyor musun? Değil mi anne? Evet çok güzel. Anne bak bir tane de burada var. Bunu da ben aldım. Dur. Al al yavrum. Şey bak bakayım. İki üç tane götürsen bize yeter. Anne bununla birlikte koptu. Olsun bir şey. Allah bereketini veriyor. Kurban. Değil mi anne? He, Allah bir bereketini veriyor yavrum. Hani ufacık. Ne desen ki yok desen. Tabii tabii birkaç tanecik şeyden. Tabii. Yani şurada. Ha. İki evin geleceği kadar şey evet. Çıkıyor değil mi anne? Toprağın bereketi şey olur, çok olur. Anne bak bir tane de burada var. Anne bak bir tane de burada buldum ben. Yine aram gelince bu yeşiller kalsın toprağın ya. Anne. Annesine iki tane. Şey yapayım. Buradan gittiniz he. Burayı geçtiniz yani. Çetin. Evet. O sene babam bizim burada yer elması vardı yine. Yine aynı yerde şu yukarıda mı neydi? Babam şey dedi giderken dedi biraz yer elması topla getir yiyelim dedi. Evet. Artık tabii havalar soğumuş. Ben de elime iki poşet aldım. Hem bizimkini söktüm hem Ayfer'inkini söktüm dedim. O da çalışıyor ya zamanı yoktu. Nerede bileceksin? İki poşeti de toplayıp götürdüm. Babam dedi ki niye hepsini getirdin dedi. Onlar hepsi toprağın altında çıkmaz. Bozuluyormuş öyle. Boş ver. Ha bak orada da biber var ana kurbanısın. Sen o çöteleri niye nanenin içinde öyle koydun? Bizim işimiz her zaman böyle gel. Anla. Bak bak. Nereye koymuşlar anne? Bak bak. Hiç nanenin içine bu çöteler girer mi? Yani akıl var mantık var. Anneciğim bunu kim koymuş? Aa kendini beğene. Buradakiler var ya. Hı. Anacığım onu sen alma. Ana o ağırdır. Ben bırak ana bırak. Dur ben alırım. Dur anne. Babacım ne yaptın? Aa bozduğu yeri tekrar olur. Babacım niye bozdu? Annem bak onlara diyordu ki ben orası nanenin yeri. Nane ama nane mi var şimdi? Kuş yeri ya. Aynı. Baba neyse olan da odur. Ben o sene şuraya maydanoz diktim. Buraya maydanozu diktim. Güzel, yani güzel, güzel maydanoz diktim. Çetin altın çilek getirmiş. Geldi dedi anne. Ben dedim ne yavrum? Anne dedi altın çilek getirdim dedi. Çok güzel bir yere dikmişim biliyor musun? Nereye diktin Çetin? Aşırı. La oğlum ben oraya maydanoz sektim. Sen niye oraya götürdün de? Ana iki katı verim aldık ana kurban. Ondan sonra hem anacığım, çilek yedik hem de maydanoz çok güzel oldu. Vallahi bak işte biz seninle ikimizin ama babam yaptığı sanki anne pek bir şey değil. Nanenin içine koyması uygun değil sanki. Uygun değil tabii ya. Ama anneciğim yapacak bir şey yok. Bazen iktidarın yaptıklarına uymak zorundayız. Ayağında toprağı değerlendiriyor yani. Bir alanda iki tane şey. Evet, Songül de topladı biberler değil mi? Ne güzel evet. Gözüküyor şu anda aynen. Biberler de yani biz aslında biberlerden vazgeçmiştik. Değil mi Songül? Çıkmaz diyorduk. Zaten çıkmadı ne var? Yani bir avuç da olsa olsun yani. Olsun sofranızı yapabilirsiniz. Annem biberi attı bakın. Kasaya attı. Kasadan yere düştü. Anne bunlar uyutuyorlarmış biliyor musun? He? Bak bu biberler uyutuyorlarmış. Uyutuyorlarmış. Ha nasıl yapıyorlar biliyor musun anne? Ben bunu internette gördüm. Bak şu üstlerini kesiyorsun, kökünle bir kovaya koyuyorsun toprakla birlikte. Biraz su koyuyorsun, bir depo gibi yere koyuyorsun. Kışın gelip şey ya baharda tekrar dikince bunlar büyüyormuş. Ha anne. Ayfer'in orada da var da sen oraya da bakar. Ben aldım abi bak. Aldın mı? 5-6 tane ama çok güzel bak. Ya. Ben onları dışarı atmayalım mı şimdi o çöpleri? Valla sen bize karşı. Hadi bakalım.
Evet, şöyle gördüğünüz gibi Çetin şimdi oturacağımız yerleri silsin bir. Bayağı bir toz olmuş. Burada çayımızı içeriz değil mi Çetin? Evet. Çetin, senin işin çok pis karlan işine döndü. İlk önce insan masayı siler. Ben iki kere sileceğim belki. Çetin, insan ilk önce masayı, sonra oturduğumuz alanı sileceğim. Ben iki kere sileceğim belki. Tamam. Valla senden hanım olmaz Çetin, eğer ki sen tabii sen dünyaya hanım diye gelseydin var ya, senin elinden hiçbir şey yemezdi. Ama hiç belli olmaz. Belki. Yok, sen hiç hijyen işler yapmıyorsun Çetin. Demek ki sen evde ben olmasam sen ilk önce oturduğumuz yeri sileceksin, sonra da masayı sileceksin. Ah, bir iyice o temiz o bezden kir damlıyor. Ya film adamı, ilk önce şurayı siliyor, ondan sonra da masayı siliyor. Adam biliyor ki çünkü iş yapmıyor evde, ne olacak? Bak bak, ben öyle deyince nasıl bastırıyor bak. Yoksa valla parmağın ucuyla siler geçerdi. Valla sen kadın olsaymışsın, evde kalırmışsın Çetin. Sana hiç alan olmaz mı Çetin? Neden almaz seni? Ben de beni alacak birine kaçardım, sen merak etme. Ne diyordu, ben kadın olsaydım ne yapardım Çetin? Kaçardım, kendimi de kurtardım diye annem babamı da. ben kız olsaydım kaçardım diye kendimi de kurtardım annem babamı da. Ben kısmetimi aramadım. Kısmetimi bulurdum. Hey. Şey beklemezdim yani, bulurdum. Bari zahmet olmazsa o tezgaha da sonra bir sürü Çetin. Son gün duvarını çekip öpüm bir yeter bahsettim. Ne yapayım Çetin, başka türlü sana iş yaptıramıyorum. Valla elin yakışıyor, ayıptır söylemesi. Tabii tabii. Az önce biz karar verdik. Ama Çetin seninki de komik. Yani insan ilk önce masasını siler, sonra oturakları siler. Sen ilk önce oturarsın, sonra masaya geçtin. Çocuğun bir tanesi sosyal medyada şey diyor, ana diyor, bir daha beni sen yıkama. Hey. Diyor niye? Sen diyor lipi önce kıçıma sürüyorsun, sonra yüzüme sürüyor. Seninki de o hesap oldu işte. Babam yıkasın. Neyse, ben geçiyorum eve. Bayağı temizledin, iyi oldu, iyi oldu. Ellerine sağlık. Ha, bu bütün işi bana yaptı. Ben bir arabaya gideyim de poşetimizi alayım Çetin. Mutlaka ben de Allah nasip ederse şunun tohumunu alacağım arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar bayağı bir güzeller ya. Şöyle bir gördüğünüz gibi küçük sis kabakları bunlar. Evet. Bir de şurada çiçek var. Şöyle hemen onları da çekeyim. İnşallah sözüm söz. Songülcüğüme bunların, bakın şunlar artık tohum olmuş. Sultan ablam burada olduğunda tekrar söylerim. Zaten geçenlerde söyledim. Alın dedi. Buradaki çiçeklerden istemişti. Bakın artık yavaş yavaş da kurumaya başlamış. Evet. Bakın şöyle artık. Şöyle kurumuş arkadaşlar. Bir ara geldiğimde bunların tohumunu alırım. Bakın şöyle olmuş ama ben şimdi acele etmeyeceğim. Böyle aradan tek tek toplayacağım ki bütün yani renkten girsin. O yüzden şimdi almayacağım. Hem şimdi ne kadar olsa hane sahibi de yok. O yüzden onlar geldiğinde toplarım. Evet, başka da şöyle bakıyorum. Çiçekler artık sonbahar olduğu için çiçek yok arkadaşlar. Evet, hatta şöyle bakın. Şu sis kabaklarına bakın. Evet ya, kusura bakmayın. Benim telefonun kamerası gerçekten yani sıkıntılı. Çok çabuk böyle titriyor. Bazen ister istemez insan kımıldatıyor. Zaten o zaman daha çok çabuk titriyor. Oy, yeşillerin tatlılığına bakın. Çok güzeller ya. Evet.
Evet, şöyle havadan göstereyim. Yaklaştırdım ama. Bakın şöyle kapının üst kısmına dikmişler. Bu da uzamış daha doğrusu, böyle sarmış. Bakın abla şuraya dikmiş. Oradan da böyle devam edip gitmiş. Ama şu an abla kendisi olmadığı için istersem, yani o tohumlar istediğim zaman Songülcüğüme o kabakların tohumunu da göndereceğim inşallah. Canım benim, seni öpüyorum. Hülya'mı da öptüm. Kendinize çok iyi bakın. Buradan selam olsun. Ben bir kamerayı alayım, gideyim onlara taraf. Bir bakayım bir. Babam şimdi mermer altını yapacak. He. Orada yapacakmış. Tamam. Bu yağlıymış ya. İyi, domates gene pazardan alacağımız. Bu yetmez ki size. 77 ben de biliyorum ama bunun şu daha. Şu domatesin tadı pazardakinden çok güzel. Ya tabii hiç onu uyar mı? Uymaz da ama bize yetmez ki. Orada ne bizde var? Bizde zaten bunu Bilal yer. Ha. Bizde Bilal domates canavar. Evet. Hepimiz seviyoruz da. Tabii Bilal ayrı bir seviyor. Buradan gözüküyor mu babam gidiyor acaba? Dur ben anneme gideyim, yardım edeyim. Evet, şöyle sucuklarımızı doğradık. Şimdi babam böyle mermerin üstünde hemen 2 dakikada yapar. Şöyle çıkan domateslerimiz de karşıda. Zaten çok az çıktı. Yeşil domates kalmadı mı baba? Kalmadı ya, sağ ol. Yeşil domates orada yok mu artık bahçede? Yok. Ha, şu kadar az bir şey var. Bir daha geldiğimizde onları götürürüz. Yeter, Allah bereket. Aynen, aynen. Ha, acı biber de var. Çetin, dumana durma istiyorsan sen. Bu tarafa doğru geç, sana taraf geri duman. Çetin, mermer gülünü sevmiyorum, mermer. Ha. Şunu buradan atalım. Burada zaten hiçbir şey kalmadı. Burası tamamen. Ha? Aynen. 3 kök yeşil domates var. Zaten şurada da şöyle altın çilekler. Toplayacak mısın onları? Altın çilekler toplayacak mıydı? Neyin aldın? Ne için aldın? Domatesi topladım. Ha. Altın çilekten domatese mi geçti? Geçen Ayfer sopada Songül de. He. Daha bizde de var ya. Kimse bile yemiyor. Şey baba, orada da sararmışları çok. He. Burada şu an şey altın çilekler olmuş, bayağı olgunlaşmış. Oh, yağını hadi, da güzelce aldı. Çok güzel oldu baba. İlerine sağlık. Afiyet olsun yavrum, yerseniz. Yerseniz helal olsun, yemeseniz. Valla zaten saat kaç? Saat 6'yı geçiyor. Ben zaten fazla ekmek yemem de böyle. Hemen domates falan. Çay da demin aldı. Ben gideyim çayımızı getireyim baba. Zaten oldu nasıl olsa. Ben de bunu alıp geleyim. Hadi. Ne
İyice şey oldu. Çetin sapı iyice gitti. Evet, şöyle tarlaya zaten gitmişti kabağımız. Orada koptu. Hadi bakalım şimdi. El değiştirdi. Evet, babamla Çetin eli değiştirdi. Seni tutayım bak, ona yardımcı olacağım. Ben elimle tutuyorum seni. Elimi koruyorum seni. Sana, senden mi? Evet, şöyle çayımızı da içtik. Soframız da orada bekliyor beni. Şimdi birazdan da bulaşıklarımızı falan yıkarım. Hava da bugün şansımıza gerçekten çok güzel. Yani rüzgar bile esmiyor, o kadar ki hava güzel. Evet. Çetin sakın şey yapma, sıkı tut altından. Evet. Diyorum ki bırak deyince bırak ne? Bak babam çıkardı valla. Bakayım onun şekline baba. Babam mı çıkarttı? Ben çıkarmadım bu sonu. Yok. Görünmüş mü ne? Yok yok. Yok yok, şekli şemali biraz olsun, şey olmuş da. Hadi. Ya adamı. Ben çıkarttım diyor babam. Annesiyle ikisi. Ya. Bak annesiyle bu. Hadi gidelim hadi. Hadi toparlanalım. Bunlar baba dur. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Hemen şöyle bir ışıklarımızı kapatalım. Kapılarımızı kapatalım. Artık gitme vakti geldi. Evet, zaten 3-5 bulaşığım vardı. Onları da yıkadım. Zaten geç geldik. Hemen kuruyan işte gördüğünüz gibi babamgil. Kimisini topladık, kimisini söktük derken bir dahaki geldiğimizde biraz daha tabii ki temizlenmiş olur bahçemiz. Evet, şöyle bir taraftan ışıklarımızı kapatalım. Ocağımızı kontrol edelim. Evet. Tamamdır bu iş. Mutfakta işimiz bitti. Bir de çiçeklerimi de zaten buraya koymuştum. Şöyle camı da açtım. Birazcık dedim hava alsınlar. Çünkü çiçekler havasız kalınca da hani ölürler. Şöyle buranın camını da kapatayım. Evet, şöyle camlarımızı kapatalım. Kim bilir bir daha ne zaman geliriz. Gerçi biz Çetin hafta içi yine geliriz ama. Şöyle kapattım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen şöyle çiçeklerimizi sizlere göstereyim. Maşallah çok güzel olmuşlar. Rengarenk, yemyeşil. Şöyle görüyorsunuz aslında, rengarenk dediğime bakmayın. Yemyeşil diyecektim. Evet. Burada sanki biraz bir tık daha büyümüşler. Bana öyle geldi. Hatta şu çiçekten aldım ben. Hemen sizlere göstereyim. Bakın buraya geldiği zaman çiçek daha bir canlanmış. Evet, burada güzel oldu yerleri. Hadi bakalım. Bu da burada çok güzel. Zaten sulamıştım. O yüzden bir daha sulamamıza gerek yok. Hadi bakalım, burada da işimiz bitti. Şöyle çantamı alayım. Artık burada çiçek bırakmıyorum. Hani belki bu havada üşümeyebilirler ama elimizde götürdük. İyi oldu yani. İşimizi garantiye aldık. Evet, dışarıda Çetingil de beni bekliyor arkadaşlar. Artık bir videomun daha sonuna geldim. Buraya kadar bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.